Sevgili seyirciler, Yaşasın programına hoş geldiniz. Ben Aslı Öymen. Bugün Antalya'dayız. Antalya Film Festivali'ne Altın Portakal'ı takip etmeye geldik ve yarışan filmleri burada mümkün olduğu kadar ekranda sizlere taşımak istiyoruz. Bugün Ceviz Ağacı'nın ekibiyle birlikteyiz. Ceviz Ağacı filminin, o da yarışan filmlerden biri. Hoş geldiniz. Faysal Soysal, insanı biraz şey yapıyor. Serdar Orçin ve sizin Akbaşoğulları, hoş geldiniz. Filminizi seyrettik. Şimdiden filminize başarılar diliyorum. Yarışıyorsunuz. Sizle başlamak istiyorum. Önce filmin, aslında en önce filmin ismiyle başlamak istiyorum. Ceviz Ağacı. Evet. Bu Ceviz Ağacı olması gerekiyor. Ceviz mi olması gerekiyordu, yoksa herhangi başka bir ağaç da olabilir miydi? Tabii ki herhangi başka bir ağaç da olabilir ama Ceviz Ağacı'nın yoksa filmde de geçen bir küçük hikayesi var. Yaşar Kemal'in Tek Kanatlı Kuş hikaye kitabında geçiyor. Ceviz Ağacı gördüğü bir şeyi unutmaz. Hafızaya atar ve orada kalır. Bu anlamda bizim filmin esas izleyi de aslında unutmamak üzere ya da unutkanlık ve susmanın aslında tartışıldığı bir film. Hafızayla ilgili bir film ve hayati karakteri de babasının intiharına tanık olmuş çocukluğunda ve bunu unutmuyor. Ve bu onda yepyeni başka meseleler var ediyor. Bu sebeple Ceviz Ağacı bu özelliğiyle, Tanpınar'ın da başka bir hikayesinde buna benzer Ceviz Ağacı ile ilgili başka anlatılanlar da vardır. Ama Nazım Hikmet'in de tabii çok sevdiği, evet, bir şiiri Ceviz Ağacı. Evet. Cem Karaca şarkısını yaptı. Bu sebeplerle nedense Ceviz Ağacı hep bende daha başka bir çağrışımı olan bir ağaç. Ve çocukluğumda da en çok sevdiğim ağaçlardan bir tanesiydi. Bizim bahçede ağaç olmazdı. Zeytin, üzüm salkımı vardı ama komşunun bahçesinde Ceviz Ağacı vardı ve hep özenle bakardık. Evet, ağaç da muhteşem. O yeri nereden buldunuz? O gerçek bir ceviz ağacı değil mi? Gerçek bir ceviz ağacı ve bizim için aslında en zor olan mekanlardan bir tanesiydi. Hatta biz ağacı, çünkü kurumuş bir ağaç arıyoruz. Ağacı acaba yapma mı olarak yapsak, sanat yönetmeniyle konuştuk. Onun için de alternatifler, çözümler vardı ama ben genelde filmde çok böyle special effect veyahut da özel şeyleri, özel efektleri sevmiyorum. Çok doğallığı arzu eden birisiyim. Çok aradık hakikaten. Ve hatta daha önce Mudurnu'da bir yer bulduk. Onu çekecektik. Sonradan burası çıktı. Çünkü Hayati'nin aynı zamanda annesinin evini de beraberinde düşünmek istiyoruz. Bahçe ile ilintili olan bir ağaç olması lazım. İkisi ayrı yerde çekilemiyor. Ve mevsim olarak da sonbahar olunca o ağaç üzerinden gittik. Kurumuş bir ağaç değildi. Ama tam mevsimsel olarak ağaçlarını, yapraklarını dökmeye yakın bir zamanda başlarsak aynı arka arkaya bunu çekebiliyor şeklinde bir program yapabiliyordu. Çok zor oldu o programı yapmak. Nitekim o ağacın yapraklarını dökmek için de 4-5 işçi getirdik. Ama tabii Orman Bakanlığı'ndan onay aldık. Yani bu saatten sonra dökebilirsiniz. Aksi takdirde günü gelmeden yapraklarını dökerseniz ağaç ölüyor. Fotosentez yapamadığı için. Bayağı böyle bir değişik program oldu. Peki şimdi aslında bir hikayeyi özetlerseniz sevinirim. Ondan sonra evet, sizlerle rollerinizi konuşacağım. Çok etkileyici gerçekten. Sezin de, Serdar da çok etkileyici oynuyorlar. Filme çok büyük katkıları olmuş. Yani onları seçmeniz de çok isabetli olmuş gerçekten. Evet, film, yani seyirci izledi. Aslında böyle filmlerin konusu veyahut da şeyini söyleyebilmek çok zor. Çünkü ben şiirden de gelen birisi. Mesela bu şiir ne anlatıyor? Şiir ne üzerine? Aşk şiiri mi?
kavga şiiri mi dedikleri vakit ya şiir diyorum bu. Anlatamam yani bunu. Ve maalesef hakikaten filmi de böyle sorduklarında böyle tıkanıyorum ben. Ne anlatıyor? Film ne anlatıyor? Bir şey anlatamaz ya da ben anlatamam. Anlatabilseydim filmi yapmazdım. O yüzden filmi izlemelerini tavsiye ediyorum. Ama filmi yapma engizem, endişem veyahut da sebebimle ilgili konuşabilirim. O ayrı. Hayati gibi toplumdan dışlanmış, topluma ayak uyduramayan, ondan sonra pısırık, korkak, cinsel anlamda da yetersiz belki, fizyolojik olarak, ruhsal olarak böyle bir karakter nasıl olur da bir kahraman olabilir, bir filmin kahramanı olabilir? Bunu deneyimlemek istedim bu filmi yaparken. Aslında Hayati zaten bunları yapamayacak değil, yapmak istemeyen de bir karakter. Ve esas onun kahraman olduğu yer ise herkesin aslında ondan beklediğinin aksine bir tavır göstermesi, bir karar göstermesi, bir irade göstermesi. Yani insanların sorumluluktan kaçtığı, kadın cinayetleriyle ilgili olsun ya da başka bir haksızlıkla ilgili olsun, ruberu oldukları, yüz yüze oldukları durumlarda sorumluluğu başkasına yükleyerek kaçındıkları bir yerde Hayati sırf şahit olduğu için bir kötülüğe, bir cinayete, haksızlığa bunun vicdani yükünü taşıyamıyor ve bizim adımıza, hepimiz adına aslında muazzam bir fedakarlık göstererek kendini kurban ediyor. Evet. Şimdi önce sizinle gitmek istiyorum. Hayati biraz anlattığınız için. Sizin eşi Hayati'nin çok da sempatik bir karakter değil ne yazık ki filmde yani. Burada demiyorum. Kötü burada çok burada karakterim. Evet Yaprak. Yaprak bir nokta yani çok severek evlendikleri belli fakat bir noktada biraz önce anlattığınız özelliklerinden dolayı Hayati'den artık hiç hoşlanmıyor. Biraz anlatır mısınız o karakteri nasıl oluşturdunuz? Tabii ben aslında biraz baştan başlamak istiyorum. Faysal Bey bana senaryoyu yolladığında hani okuduğum senaryo belli ki üzerine çok çalışılmış, çok emek sarf edilmiş bir senaryoydu. Faysal Bey'in kendi de zaten çok birikimli biri, hani çok okuyan, eğitimli biri. Yani çok iyi bir kafadan çıkmış bir senaryoydu. Her ne kadar hani göndermelerini tam olarak algılayamamış olsam da yine de yani ortada Hayati karakteri vardı ve bütün filmi sırtlayan bir karakter o. Yani onu hangi oyuncunun oynayacağı çok önemliydi benim için. Çünkü ben onun hayatındaki bir kesit olacaktım orada. Yani onun yolculuğunda bir parça olacaktım sadece. Ve yani ikisinin arasındaki fark bu karı kocanın. Aslında ben şey gibi düşünmüyorum yani Yaprağın kötü olduğunu falan düşünmüyorum kesinlikle. Yani yönetmenin de öyle düşünmediğini görüyorum da filmi izleyince de gördüm. Yani tam tersine Yaprak hayalleri ve tutkuları olan bir karakter ve bunların peşinden gitmek isteyen bir karakter ve bunlar çok ertelenmiş durumda hani hayatının o noktasında ve o yüzden de biraz terörize olmuş durumda yani hani orada çırpınıyor aslında yani bulunduğu noktadan kurtulmaya çalışan bir karakter. Hayati de tam tersine ismi Hayati olmasına rağmen. Hayati evet yani isimlerde de çok yani hayatını var. Adeta pauslamış ve hani eylemsiz yani bir anlamda Hamlet gibi diyebiliriz belki. Evet. Yani bir acıların içinde, sorgulamaların içinde bocalayan, bulunduğu yerden ayrılamayan bir karakter. Albert Camus'un yabancısı gibi diyebiliriz. Evet diyebiliriz. Doğru. O yüzden yani Yaprağı aslında bir anlamda hani oradan kurtarmak istedim diyebilirim. Yani Yaprağı oynamak beni heyecanlandırdı o anlamda. Hayati de belki bu bir iyilik. Bence de. Belki de kendini yani onun da hayatının kırılmasına sebep oldu belki de bu. Evet aslında yoksa beraber tabii, çürüyüp gideceklerdi belki de. Evet yani sempatik değil derken hani kadın yani ben Yaprağın Hayati'ye daha çok destek olmasını mesela isterdim yani. Ama olmuştur tabii ki, belki. Olmuş geçmiş. Belki tabii tabii. Evet. Ben de destek olmasını isterdim ama evet. En güzel destek bence kadar, böyleydi. Evet sonuç olarak böyle evet bir yere kadar görmüş desteği belli ki. Evet Hayati'ye mikrofonumuz evet maalesef gezgin. Evet. Gezgin mikrofon. Evet. Hayati tabii çok böyle düz gözüken işte yetersiz ve
işte çekingen, aksiyon alamayan, harekete geçemeyen bir tip ama çok katmanlı bir oyun sergileniyor. Karakter aslında katmanlı, yani düşünceleriyle, rüyalarıyla vesaire. O role nasıl, belki de önce onu sorayım. Proje geldiğinde, ilk geldiğinde nasıl, senaryoyu okuduğunuzda ne hissettiniz, ne evet, düşündünüz? Ben... Ondan sonra onun üzerine ne kattınız, o rolün üzerine? Proje geldiğinde ben gerçekten çok heyecanlandım. Hemen fikrimi de söyledim zaten Faysal'a. Ben oynamak istiyorum bu karakteri diye. Ve biraz hani kesinleşmeden de birbirimizi böyle biraz tarttık. Öyle mi? Evet. Yani yani tabii ki o daha çok beni, yani o tarttı. Hani bu karakter çünkü şöyleydi. Sonradan anladım. Faysal yani gerçekten uzun süre üzerine çalışmış ve ilmek ilmek işlemiş senaryoyu ve karakteri. Dolayısıyla o da haklı olarak yani bunu emanet edeceği insanı böyle biraz bekliyordu. Açıkçası ben de çok hani sevdiğimi ve bunu oynamak istediğimi ona söyledim. Buraya ben bir giriş yapayım sadece. Hayati'den önce başka adaylarım da vardı. Görüşüyordum ben aslında. Hatta ilk olarak sizin hanımla biz anlaştık. Yaprak karakteri için. Başından itibaren Yaprak kim oynar derken birkaç isim vardı. Sizin onlardan biriydi. Diğer isimleri söylemeye gerek yok. Ardından Hayati'nin dizisi vardı. Serdar, evet. Serdar'ın dizisi. O kadar artık onu Hayati diyorum. Evet, evet. Telefon açarken bile Hayati diyorum ona. Serdar'ın dizisi vardı. Gitmedim ona. Ama Musa Saraçoğlu'nun filminin premierinde gördüm. Serdar nasıl, ne yapıyorsun falan dedim. Dizi nasıl gidiyor? Ya fikrini de almak istiyordum. Çünkü üç yolda da çalışmak istiyordum. Nasip olmamıştı. Başka projedeydi Serdar. Orada da Yusuf karakterini aslında canlandırmasını istemiştim o zaman. Fikrini almak istiyordum. Çünkü onun da entelektüel ve derin olduğunu biliyorum oynadığı karakterlerden dolayı. Ya dedi, benim haftaya dizi bitiyor dedi. Kalkıyor. Ciddi misin dedim. Bitiriyorum. Dedim. Beni öldürmelerini rica ettim. Evet, dizi bitiyor dedi. Cuma gününden itibaren okuyabilirim dedi. Ve gönderdim. Ve de okuduğu gün beni aradı. Ben de buna çok sevindim. Yani çünkü heyecanlı oyuncu yönetmeni de başka türlü bir heyecana sokuyor. O çok güzel. Ve hemen geldi. Faysal, hemen konuşmak istiyorum dedi. Neredesin? Ben ofisteyim. Atladı geldi böyle. O yüzden böyle güzel bir sinerjimiz oluştu. Ondan diyelim ki daha önce %80 anlamında yaklaştığımız, karaktere yaklaştığımız insanlarla birden Serdar'la prova yapalım dedik. Ve sağ olsun onu hiç şey yapmadı, yadırgamadı bir prova için. Ve ona göre de uygun giyindi geldi hatta. Gömlek getirdi, şey yaptı ona göre sahne. Ve hoşuma gitti bu ciddiyet, bu şey. Daha önceden de Tayfur çalışmıştı, onunla bahsetmişti onun oyunculuk ya da karakter anlamındaki hazırlığından. Çok hoşuma gitti ve devam ettik ve asla Hayati ile ilgili bir şeyimiz olmadı artık. Şüphemiz olmadı. Yani Serdar bunu yapar, hazır da müsait. Diziyi de bitirdi. Evet, diziyi de bitirdik. Burada tabii huzurunuza ayrıca da teşekkür etmek istiyorum. Film boyunca setten asla ayrılmadı. Kızını sadece sanırım bir defa ya da iki defa gidip görmeye gitti geldi. Yani o ortamın şeyinden kopmak istemedi. Bu ciddiyet de bence her oyuncunun yapacağı bir şey değil. O yüzden de zaten büyük bir anlamda Hayati için bambaşka bir vizyon kazandırdı filme. O, bu anlamda teşekkür etmek istiyorum huzurunuza. Ben teşekkür ederim ama şöyle bir şey, ben de oraya katkı sunayım. Şimdi oraya hazırlıklı gitmek aslında şöyle bir şey. Yani o senaryonun onu hak ettiğini düşündüm. Yani mesela Faysal bunu yapmaya hakkı var. Yani o rol için evet 10 kişiyle belki 50 kişiyle görüşmeye hakkı var ve görüşmeli. Ve bir oyuncu da orada bir audisyon vermekten çekinmemeli yani. Çünkü hak eden bir senaryo. Ve ben de Faysal'ı tanıyorum. O çalışıyor işte. İşine değer veriyor. Ondan sonrası onun tasarrufunda olan bir şey. Dolayısıyla orada bir ya şimdi gideceğim hani beni deneyecek falan, öyle bir şeyle hiç aklımın ucundan gitmedi. Çünkü hak ettiğini düşündüm. Senaryo üzerine çalışmış, olağanüstü bir karakter yaratmış. Derinlikli, katmanlı, yani diyelim derinlikli derken birkaç katmanı bir arada taşıyan karakter. Dolayısıyla bizler de yani öyle her yıl önümüze 50 tane senaryo gelmiyor. Çok doğru. Ve o 50, gelen 10 tane senaryodan da her biri bu niteliklerde değil.
Dolayısıyla onun hak ettiğini düşündüğüm için evet hemen okudum, hemen geri döndüm. Hemen onun audisyon yapmasının hakkı olduğunu düşündüğüm için hazırlan gittim. Olmaz deseydi de hakkıydı bence falan. Yani dolayısıyla yani şu aslında mesele biraz iyi senaryo. Hep yani mutlaka herkesi bir araya toplar. Hiçbir şey yoksa da 5 kuruş para da yoksa etrafında mutlaka birilerini toplar ve o iş olur. Öyle ya da böyle olur. İyiyse senaryo. İyi tekst işte oyuncuların birinci şeyidir bu yani. Evet. İyi bir şey varsa tekst yapalım. Yapalım denir ve yapılır yani. Ben de biraz o şeyden geliyorum yani. Dolayısıyla başlamamız böyle oldu. Sonrasında tabii Faysal dediğim gibi çok hazır olduğu için biraz onun yolundan, onun yürüdüğü yoldan başladım. Hani nereden geldik? Var mı tartıştığınız noktalar karakterin arada? Oldu, bayağı oldu. Öyle mi? Evet, bayağı oldu. Nerede mesela? Ya şimdi böyle tek tek değil ama şöyle çok katmanlı dediğimiz şey şu. Yani Hayati hepimizin hayatında zaman zaman yaşadığı karmaşaları yaşıyor, çıkışları ya da çıkışsızlıkları yaşıyor. Dolayısıyla her birimizin hayatı algılayış biçimi farklı olduğu için ben mesela Hayati burada bunu söylemez, böyle davranmaz dediğim birçok yerde Faysal da hayır böyle davranır. İşte ne bileyim böyle bir rüya görmez bize kadar yani rüyada. Yani rüyadaki konuşmayı bile tartıştık yani onu ona mı o mu söyler öbürü babası mı ona söylere kadar gittik çünkü ama o geçişkenlik evet, çok güzel. Evet bunları tartışabilmek tabii ki. Evet, rüya konusunda bayağı tartıştık. Mesela evet. O da sağ olsun Serdar yani en son beni kabul etti. Onu uyguladı ama mesela sette de bir sahne var. Bir adamla çarpışıyor. Ya Faysal dedi ya Hayati gelip güçlü bir kahraman da olsa sen git yoluna, ben kendi yolumdan giderim yerine şöyle söylese nasıl olur? Ve en güzel özür dilerim. Evet ben biliyorum. Evet, özür dilerim dese nasıl ama olur? Ama adam iki misli. Faysal'ın iki misli bir kere evet. O sahnede. Serdar'ın evet. Ben Allah'ım evet. Dalacak şimdi. Hadi. Herkes onu bekliyor ama benzeri bir sahne de. Olmadı. Evet Yaprak'la yatak odasındayken de var. Fakat son aşama orada çıkarken... Çok pardon ben de çok heyecanlıyım herhalde. Orada o yüzünün değişimi. Önce bayağı hani gidip indirecek zannediyorsun ve evet. Birden böyle özür dilerken o anlık o yüzünün değişmesi. Mesela Serdar bana onu önerdi. Bence güzel dedin deneyelim onu da çekelim. Yani açığım bu şeylere Serdar da onu görüyor. İnatçılık yok bende. Yani vakit varsa mutlaka denemeyi tercih ederim ben. Çünkü oradan mutlaka başka bir şey çıkacak. Hele bu senaryoyu çok özümsemiş oyuncularınızsa hem Sedin Hanım için hem Serdar için de böyle. Bir şey söylediklerinde mutlaka ciddiye alırım ben. Ya da en kötü ihtimal onu da denerim, kurguda karar veririm hangisinin daha iyi olduğuna. Ve nitekim o bence çok iyi oldu ve yatak odası sahnesinde de buna benzer bir şey oldu. Hayati en son kapıya gittikten sonra böyle artık nefes nefese gelmiş, dönüyor. Yine büyük bir şey söyleyecek diye bekliyor herkes, küfredecek, dalacak ama diyor, haklısın. Peki. İstediğin gibi bir koca olamadım. Ve aslında orada... Zaman biz karakter. Evet. Evet. Biz orada aslında Yaprak'ın ne kadar haklı olduğunu da anlıyoruz. Evet. Yani orada o yüzden Yaprak bence yani ya, böyle Yaprak zaten kötü kendini, karakter olarak hiçbir zaman tabii. Çizmedim ben. Ama tabii ilk etapta öyle algılanıyor. Çünkü Hayati de muazzam bir özdeşlik kuruyor seyirci ve sanıyor ki onun tarafında olmak sebep istiyor. Olan, evet. Yaprak değil aslında. Yok öyle değil. Anlaşılıyor tabii. Ama çok sert bir karakter yani o hale gelmiş daha doğrusu evet. Onu biraz anlıyoruz tabii ki. Karar vermiş Ahmet'e, birisi aslında kararının arkasında karar duran birisi evet. Yani dolayısıyla Hayati'nin karşısında öyle bir örneğin olması da çok enteresan oluyor. Yani karar vermiş ve bundan vazgeçmeyecek yani bir yola girmiş böyle bir karakterin olması Hayati'nin hayatında çok zor oluyor Hayati'nin hayatında. Evet. Ama o da çok esprili ama şimdi hayat. Şeye döndüğümüzde yani özellikle bir kadın cinayeti olayına dönmek için o toplum yani ataerkil o kasabanın dünyasını daha iyi anlamak bakımından da bu paradoksu, bu kontrastı hissetmemiz gerekiyor. Yani Yaprak ile Hayati arasındaki bu düşmanlığı da ciddi ciddi köpürtmemiz gerekiyor ki seyirci ya bu karısı öldüğünde Hayati öldürmüş olabilir desin.
Çünkü ona çok çektirmişti. Evet. Bir de yani sonuçta Hayati'nin üstlendiği suç, yani sebeplerinden biri bence Hayati'nin aslında aklından da geçmesi, karısını öldürmesi. Evet. Belki an yani onu, tabii evet, ki asla elime dökebilecek bir durumda değil. Ama hani hepimizin olur ya, hepimizin tabii aklından geçer. Yani bir tane vurmak bile olabilir o yani. Ve onun pişmanlığını duyması aslında karakterin o naifliğini daha çok ortaya çıkarıyor. Yani adam gidip bir de cezasını çekiyor bunun falan. Evet. Ve hatta ve mutlu. Ve aslında orada hapse girdikten sonra Hayati de fiziksel de bir değişim gözüküyor. Evet, evet. Üstü başı tertemiz, gıcır gıcır, açık renkler, ketenler, ütülü ütülü. öncesinde hep böyle koyu renk. Yani bilmiyorum, buna ben dikkat ettim. Yo, ama siz tesadüf mü? Yani değil herhalde. herhalde tasarımcımızla sanat. Ama yani gözümüzden kaçmadı en azından. Yüzü aydınlanmış, gerginliği azalmış, o suratındaki o karamsarlık. Hayati var olmuş ve aslında topluma ve karar vermiş sonuçta. Ve topluma da yeni artık faydalı olabilecek bir aşamaya gelmiş. Evet, yani hayatında ilk defa bir şeye karar vermiş aslında tek başına, kimsenin etkisi altında kalmadan. Evet, yani herkesin beklentisine karşı bir şey yapıyor bir de. Aynen. Tamamıyla ters köşe yapıyor. Evet. İşte o ya, dönüşmek böyle hani İlla tam tersi olacak gibi. İşte o sizin demin söylediğiniz, ah değişti artık, ona çarptığında işte gidecek, belki de bir şey söyleyecek. Artık cesur bir insan ya. Yani, evet. Hani dönüşümü öyle bir şey bekliyoruz hepimiz. O klasik Hollywood anlayışı. Evet, Hollywood işte biraz romantik de bir tavır. Yani dönüşüm dediğin işte pısırıkken birdenbire şey oluyor. Hayır, dönüşüm bambaşka bir şey. Dönüşüm öyle tek başına böyle tam tersine dönmek değil yani böyle. Ansızın olan bir şey değil. Aynen. Tabii. Dolayısıyla buradaki dönüşüm de senaryonun biraz getirdiği güzelliklerinden biri. Yani dönüşmek demek aslında bir karar vermek ya da bir harekete geçmek ya da bir şeyin sorumluluğunu artık almak ya da her neyse. Yani bunun illa çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Filmin en güzel cümlelerinden biri belki de bu. Yani bizim her birimizin saygı duyulur biri olmamız için illa çok çok büyük bir toplumsal olay gerçekleştirmiş olmamız gerekmiyor. Bir kahraman, işte bir halkı kurtarmasına gerek yok yani. Aslında sadece kendini kurtarmaya ihtiyacı var ya, kendinin farkına varmaya ihtiyacı var insanların. Kahramana ihtiyacı olmadığını artık o fikre ulaşmaya ihtiyacı var. O kadar. Dönüşüm dediğimiz belki de bu kadar. Burada çok muhteşem bir dönüşüm var tabii. Evet. Şimdi ben size sormak istiyorum. Şimdi biraz önce söylüyordunuz, çok eğitimli bir yönetmen. Sizin sadece yönetmen olarak değil, işte edebiyata merakınız, şiire merakınız, eğitim görmüş olmanız aynı zamanda. Çevirileri. ondan sonra. Ama benim en çok merak ettiğim İran'la olan ilginiz, yani siz İran'da sinema okumaya karar. Bu sebebi nedir? Merakınız İran'la ilgili neydi? Ya ben biraz sinemayı ilk olarak Tarkovski üzerinden tanıdım. Ve daha sonra da İran sineması üzerinden. İran sinemasına hakikaten büyük bir hayranlık duyuyorum. Özellikle Abbas Kiarostami vefat etti birkaç yıl önce. Onun sinemasını, Mahmet Baf'ın sinemasını. Yani sinema biraz oradan öğrendim ve çok edebiyatla ilişkisini, şiirle ilişkisini çok sahici buluyordum ben. Tabii dünya sinemasından bu şekilde sahici bulduğum başka yönetmenler de var. Belasar var, Bergman var, Kiştovski var, Godard var. Ama biraz kendi tarzıma yakın, dünyama yakın olarak nedense belki de ortak kültürden, ortak şiir havzasından beslendiğim için İran'ı görmüştüm. Bazı şeyler tabii imkanla ilgili. Ben gidip Rusya'da ya da Avrupa'da sinema master yapamıyordum. Böyle bir ekonomik gücüm de yoktu benim. Ama İran'la bir anlaşma vardı Türkiye'nin. Necdet Sezer zamanında yapılmış. Karşılıklı öğreni değişimi programı. Ben İran sineması ile ilgili bir program yapmıştım Turkcell'de. Yapı Kredi Plaza sinema günleri. Ondan sonra oradan bir teklif geldi. Burada okumak ister misin? Farsça öğrenmek ister misin? Şiirle ilgiden dolayı da Farsça öğrenmeye başladım. Ardından orada yüksek lisans yaptım. Böyle bir diyalog başladı. Biz tabii burada Kültür Bakanlığı'ndan destek aldık. TRT ortak yapım oldu ama bu filmle ancak biz çekimi yapabildik. Yani 5 hafta çekim sürdü. Ardından ortak yapım için de paraya ihtiyaç var. Bunu kaliteli bir şekilde yapmak için. Oranın sinema kurumu Farabi vardı. Senaryoyu gönderdik oraya ve çok beğendiler.
Ve bu mevzular tartışılmasına rağmen mesela Türkiye'de biz TRT'yle ya da bazı yerlerle görüşürken bile kadın mevzusu, kadın cinayetleri, insanlar çekiniyor, yaklaşmıyor bu konulara. Hassas konular diyorlar. Başımıza bela alırız derken aslında İran bu konuda çok daha cesur davrandı. Doğrudan biz bu senaryoya varız, ortak olmaya varız dediler ve ortak oldular ve bütün post prodüksiyon sürecini oradaki en iyi sanatçılarla çalışma fırsatımız oldu. Müzik. Müziğini de yine Kayamazlar'da İranlı, evet. Almanya'da yaşayan bir İranlı yaptı. Çok çok güzel müzikleri ve sıfırdan yaptık onları. 4-5 ay sürdü. Yani bir art house filmlerde bir gelenek haline gelmiştir. Müziksiz film olsun, minimal. Duyguları köpürtmeyelim. Duyguları köpürtme kardeşim. İyi müzisyeni varsa ona uygun müzik yapar. Ama bizim öyle bir henüz hakikaten kompozörümüz yok Türk sinemasında. Bence çok Ve biz bayağı çalıştık onunla. Birbirimizi anlayana kadar, filmin dünyasını kavratana kadar çok test yaptık ve buraya geldik. Yine kurgucusu çok iyi kurguculardan biri. Kaplumbağalar'da Uçar'ın, Armut Ağacı'nın kurgucusu. Renk tasarımcısı Ferhadi'nin filmlerini yapan renk tasarımcısı. Ses tasarımcısı Mahmel Baf'ın, Hatem İkan'ın ses tasarımcısı. Bunlar en eski aslında büyük sanatçılar. Bunlar sağ olsun filmi çok beğendiler ve çok memnun kaldılar çalışmaktan. Evet. O yüzden de bir ilk İran ortak, Türkiye İran evet, ortak yapımı oldu. İlk diye denebilir, evet. İlk. Benim bildiğim ilk herhalde demek onlar için de öyle zaten, evet. Fransa ile yapmışlar, ikinci olarak Türkiye ile ortak yapım yapmışlar. İnşallah da bunun yolu açılır, ortak yapımların tabii sayısı artar. Müthiş bir sinema tabii İran sineması. Evet, şimdi yavaş yavaş biz programın sonuna geldik çünkü siz şimdi film izleyeceksiniz. Evet. Sezin Hanım da burada güneşten muzdarip, ben farkındayım. Halbuki çok güzel devam edebilirdi gibi geliyor bana. Çok bir teşekkürler. Son müsaadenizle bir soru soracağım. Rica ederim. Duvarların boyaları, renkleri. Evet, evet, o bizi çok yordu. Ben genelde düz şeyleri sevmiyorum, duvarları sevmiyorum. Hayatı da böyle görmüyorum. Özellikle Wong Kar-wai'ın filmlerini çok tutarım, beğenirim yani. Küfürlü, bir de dolma kalem. Zamana böyle tanıklık etmiş duvarlar. Yani zamana tanıklık etmiş nesneler. Bu nesnelerin başka bir hissi ve duyguların olduğunu düşünüyorum. Tarkovski de Zaman Zaman İçinde kitabında Japonların böyle bir zamanla ilgili duygusuna işaret eder. O yüzden bütün duvarları aslında biraz daha böyle zamanın hissini veren, eskimişliği, gün görmüşlüğü verecek şekilde tasarımlar yapmaya çalıştık. Bir tek yaprağın eviyle ilgili ressam olduğu için biraz daha, biraz daha Van Gogh vari renklerle kendi daha değişik, evet, kendi boyamış şeklinde bir dünya var etmeye çalıştık. Annesinin evi yeşil. Annesinin evi ise bambaşka işte renklerle. Hayati'nin kendi odası masmavi. Ben maviyi genelde seviyorum. Üç yolda da öyle bir mavi renk vardı ki posterde de denedik. Bir de dolma kalemi soruyorum şimdi. Dolma kalemde yazmayla ilgili, evet, yazmayla ilgili büyük sanatçıların, büyük ressam, yazarların, şairlerin en çok kullandığı bir şey. O yüzden de o bilgisayar kullanmak yerine kalemle, defter kullanmak zorunda olan bir yazar olması gerekiyordu. Ona da öyle bir şey seçtik. Bir çantası var, hep aynı ceketi var, aynı elbisesi var. Ta ki söylediğiniz değişim, evet, cezaevindeki değişim söz konusu olana kadar. Evet. Peki, sizi serbest bırakacağım artık. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için filminize yolunuz açık olsun. Çok filminin yolu açık olsun. Bol seyircili, bol ödüllü inşallah olur. Çok teşekkürler. Bundan sonra herhalde bir festival yolculuğu söz festival konusu olur. İlk defa bundan sonra başlayacak. Evet. Yani yurt dışı ve yurt dışı festivallere. Vizyon tarihini. Film de yeni bitti aslında. Evet. Hatta festivalin başladığı gün son disipimiz İran'dan geldi. Öyle taze taze şey, burada da ilk gösterimi burada yaptık. Ulusal yarışmaya tekrar yeniden kavuşan Antalya Film Festivali'nde ilk gösterimi yapmış olmamız da bu anlamda, evet, bizim o anlamda için da mutluluk verir. Güzel. Türk sineması adına da hayırlı olsun. Çünkü biz sadece kendimize değil, Türk sinemasına, Türk seyircisine ve Türk kültürüne ve insanlığa katkısı olduğunu düşünüyoruz bu yapımların. Evet. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Ceviz ağacını konuştuk bugün. Faysal Soysal, Sezin Akbaşoğulları ve Serdar Orçin'le birlikteydik. Ceviz ağacına güzel bir yol diliyoruz buradan.